Evet arkadaşlar. Az önce ufak bir göktaşı parçası olduğunu umduğumuz bir parça bulduk. Biliyorsunuz göktaşları kimisi yeryüzüne düşmeden yanıp yok olup gitmektedir arkadaşlar. Dünya üzerine hiç düşememektedirler. Kimisi yeryüzüne düşmeden önce, tabii bilemiyorum kaç metre yukarıda parçalanıyor. Parçalanış metresine göre dağılım göstermektedir arkadaşlar. Bunlar örnek Bingöl Sarıçiçek göktaşını örnek olarak verebiliriz. O örnekte de olduğu gibi göktaşı gökyüzünde yere düşmeden metrelerce yüksekte parçalanmış. Kilometrelerce alana parçaları dağılmıştır. 3-4 ay insanlar sürekli parçalarını araziden topladılar. Tabi herkes bulamadı. Nasibi olan buldu. Allah izin verdiği şekilde. Kime izin verdiyse, kimin nasibiyse onlar bulabildi. Biz de daha önce bulduğumuz parçadan yola çıkarak, parça da ufak, tek, yekpare parça olmadığı için yeryüzüne düşmeden önce belli bir yükseltide, tabi bunu Allah bilir, parçalandığını ve yeryüzüne düştüğünü tahmin ediyoruz. Bunun için yaklaşık olarak aynı arazi civarında aramamıza devam ediyoruz. Tabii muhtemel göktaşına benzeyen taşları da mıknatıs sesine tabi tutuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, da göktaşı andırmasına rağmen mıknatıs sesini geçmediğini, göktaşı olmadığını anlıyoruz. Arkadaşlar, bir de şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kendi görüşüm olarak. Şimdi göktaşları düşme nedenlerini kesin Allah biliyor. Biz bilemiyoruz. Onun için tahminde bulunur biliyoruz ancak. Benim tahminimse işte ayette, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bahsedilen cinler topluluğundan bir grubun Allah katındaki Yüce Mevla'dan, Yüce Meclis'ten Allah'ın izniyle eğer birisi bir söz kapmış olursa peşinden Allah-u Teala onu diyor, delici bir alevle takip eden bir taş gönderir diyor. Arkadaşlar var. Fikirsel olarak onun göktaşı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü göktaşı yanarak düşüyor arkadaşlar. Ve ben bu söz kapılmasına müsaade edilen şeytanların dünyaya varmadan yok edilmesi için Allah tarafından göktaşlarının gönderildiğini ve bu yaratıkların Allah'ın yarattığı ve diğer kulları olan yaratıkların yok edildiğini ve dünyaya hiçbir harf dahi getiremediklerini düşünüyorum. Ayetlere baktığımızda, üzerinde düşündüğümüzde bu konuyla da ilgili olduğumuzdan böyle bir ihtimalin söz konusu olabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, yine bir şüpheli bir taşla karşılaştık. Bu arkadaşlar bu çam ağaçlarının kabukları da benzeyebiliyor bazıları göktaşlarına. Onun için yine bir
Mıknatıs sesi yapacağım. Şurada önümde iki tane parça duruyor, ufak parça. Onların testlerini yapacağım. Sizlerin huzurunda. Müsaade ederseniz. Bugün de hava maşallah sıcak ve güzel. Her zaman güzel hava da. Evet, testimizi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim baştan. Yakın çekimde. Kesinlikle orijinal yerinde duruyor arkadaşlar. Bunu baksanız anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bir oynama şeyi yok. Mıknatıs testimizi yapacağız. Tabii bu göktaşımız değil mi bilemiyoruz. Testimizi yapacağız. Evet. Evet. Değilmiş arkadaşlar. Göktaşı değilmiş. Şurada hemen yanında bir tane daha var. Ufak bir parça. O da göktaşını andırıyor arkadaşlar. Evet. Mıknatıs testimizi geçmedi. Şöyle biraz tozlu. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Tozundan arındırdığımız zaman ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu kuvars oluşumu gibi duruyor arkadaşlar. Diğerine bakacağız. Bu nedir? Bu da normal ağaç agatına benziyor sanki, değil gibi. Neyse, göksesi değilmiş. Çok benzemesine rağmen göktaşı değil demiş arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Mevsim itibariyle bahar ayındayız arkadaşlar. Her yer cennet gibi. Allah tarafından tekrar yeşertildi. Bizlere, her şey bizler için. Oksijen bizler için. Su bizler için. Güneş bizim için. Ay bizim için. Her şey bizim için. Bizden istenen sadece Allah'a kendi isteğimizle iman etmek, inanmak, güvenmek, kul olmak, kul olmaya çalışmak. Ve her işte Allah'ın rızasını gözetmeye çalışmak. Bizden hiçbir şey istemiyor. Her şeyimiz bedava. Evet arkadaşlar, yine şöyle iki tane muhtemel küçük parça denk geldi. Yine toprağa saplanmış kalmış halde. Onları test edeceğim arkadaşlar şimdi. Bakalım. Durum nedir? Benziyorlar. Bayağı benziyor bunlar. Benziyorlar çünkü oksitlenme de var üstlerinde. Bilemiyoruz. Bakacağız şimdi. Test edeceğiz. Test edeceğiz. Evet. İlk önce çakımı çıkarayım. Etraflarını eşeleyeceğim. Çünkü toprağa gömülü haldeyken mıknatıs çekemeyebilir. Çekmeyebilir. Sağlıklı bir test yapmış olamayız. Sağlıklı bir mıknatıs testi yapabilmek için çakımla baştan etrafını açtıracağım arkadaşlar. Evet. Fazla gömük değilmiş arkadaşlar. İsterseniz
direkt mıknatıs testine tabi tutabilirim. Evet arkadaşlar, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mıknatıs testi başarılı. Muhtemel göktaşı olma ihtimali var. Hemen kolumuza koyalım. Diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Diğeri de, evet. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Mıknatıs testi başarılı. Nasipte bugün göktaşı, olası göktaşları bulmak da varmış. Sonsuz teşekkür ediyoruz Allah'ımıza. Verdiği her türlü nimet için, su için, hava için, yediğimiz, içtiğimiz her şey için sonsuz teşekkürler olsun Allah'ımıza. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.